Herkese merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bugün Amerika'da lise nasıl okunur onu öğreneceğiz. Aynı zamanda da San Francisco şehrinde iki güzel farklı yeri gezeceğiz sizinle. Beğeneceğinizi düşünüyorum, birazcık turistik fakat çok keyifli. Hadi başlayalım. Of Fine Arts, San Francisco'nun göbeğinde bir yerde neredeyse ve çok güvenli bir yerde. Burası çok turistik bir yer. Köpekle gelip gezebilirsiniz, ailecek yürüyebilirsiniz. Piknik yapamazsınız bu alanda. Bayağı böyle kısıtlı kuralları var. Fakat görüntü olarak çok güzel ve gün içinde birçok turiste ev sahipliği yapıyor. Bu videoları yeni izleyen birileri varsa kesin diyecekler ki bu kız herhalde kutuplarda yaşıyor çünkü sürekli böyle kabanlarla birlikte geziniyorum. San Francisco'nun en soğuk ayları genelde yaz ayları oluyor. Birçok turist buraya yazın olsun gidelim diye gelirler. Geldikleri zamanda da böyle kabanlarla takılırlar. Şimdi ilk konumuz hemen başlayalım liseyle alakalı. Amerika'da eğer lise okumak isterseniz bütün yani son döneminizi burada okuyabilirsiniz. Ya da eğer maddi durumunuz bütün yılı karşılayabilecek şekilde değilse sadece bir dönemini okuyabilirsiniz. Eğer bütün dönem okumak istiyorsanız Türkiye'den Amerika'daki okula başvururken kesinlikle MEB denkliğinin olup olmadığına bakmanız lazım. Çünkü birçok lise var ve eğer denkliği Türkiye'de sayılı değilse bu sefer Türkiye'ye döndüğünüzde üniversite okumanız biraz zorlaşacaktır. Eğer liseyi burada okursanız Türkiye'de üniversiteyi sınavsız olarak geçebiliyorsunuz. Buranın kültürünü anlayabiliyorsunuz, İngilizcesini daha iyi geliştirebilirsiniz kendinizin. O yüzden liseyi son dönemini burada okumak gayet yararlı. Eğer başvurmayı düşünüyorsanız aşağı birkaç tane link koyacağım. Oralardaki linklere bakıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu kanal sadece bilgi amaçlı. Ben hiçbir şekilde oturup danışmanlık yapmıyorum ya da sizin lise başvurularınızı yapamam. Sadece burada yaşayan biri olarak size bu bilgiyi vermek istiyorum. Eğer dönem olarak gelmek isterseniz buraya o da daha farklı. Sadece birkaç hafta için gelebiliyorsunuz ya da sadece bir dönem ya quarter term ya da semester okulunuzun durumuna göre bağlı olarak bu şekilde gelebilirsiniz. O yüzden iki seçeneklerden bir tanesini tercih ederseniz maddi durumunuza göre ona göre ilerleyebilirsiniz. Gelelim yurt dışındaki lise programlarına. Bir ilk programdan bahsedeceğim size. Bir tanesi 3+1. Türkiye'de hazırlık okuduktan sonra geri kalan lise hayatınızı burada devam ettirebilirsiniz. Bunun en büyük artısı lisenin geri kalanı burada okumanız ve hiç lisede yıl kaybetmeden tüm 4 senenizi okuyabilmeniz. Yani ilk seneyi Türkiye'de okuyorsunuz hazırlık olarak. Daha sonra da geri kalan 3 seneyi de burada okuyorsunuz. En büyük artısı liseyi burada bitirmeniz, kültürü 3 sene kadar daha öğrenmeniz ve Amerika'daki üniversiteye girişiniz daha da kolaylaşacaktır. Bir diğer programsa 2+2. Yani 2 senenizi Türkiye'de okuyup diğer 2 senenizi Amerika'da okumanız. Bunun diğer bir özelliği ise bir önceki bahsettiğim farklılıkları da var. Eğer 2+2 okursanız Amerikan kültürünü daha iyi öğreneceksiniz, İngilizceniz gelişecektir ve Türkiye'ye döndüğünüz zaman sınavsız bir şekilde üniversiteye geliş yapabilirsiniz. Bunun bence diğer en güzel özelliği de kültürü çok iyi bilmeniz, İngilizceyi çok iyi konuşabilecek olmanız ve daha sonra Amerika'daki üniversiteye girmek isterseniz daha kolay girişler yapabilirsiniz. +1 programı. 12+1 programının en büyük özelliği üniversite hazırlık bölümünü burada okumanız, yani Amerika'da okumanız. Eğer liseyi Türkiye'de bitirdiyseniz ve bir üniversiteye girdiyseniz, üniversitede kaydınızı dondurup o bir seneyi gelip Amerika'da okuyabilirsiniz hazırlığı. Dilerseniz uzatabilirsiniz aslında. Türkiye'de kaydınızı tamamen aldırıp Amerika'daki üniversiteye geçiş yapabilirsiniz. Fakat bunun güzel bir özelliği var. Yani eğer hazırlığı Türkiye'de okumak istemiyorsanız ve Amerika'da okumak istiyorsanız 12+1 programı gayet güzel bir çözüm olacaktır. Müzik.
yararlarından bahsedelim birazcık. Yararlarından bir tanesi, buradaki kültürü biraz daha önce öğrenmiş olacaksınız. Yararlarından ikincisi, kültürü öğrenmenizde, İngilizce öğrenmenizde büyük bir yararı olacaktır liseyi burada okuduğunuz zaman. Ve üniversiteye geçişiniz daha da kolay olacaktır açıkçası. Zorlukları ise ailenizden uzak olacaksınız. Tamamen farklı bir kültürde olacaksınız. Burada okumak o kadar kolay değil yani. Tamamen başka bir kıtada olacaksınız. O yüzden düşünmenizde yarar var. Aynı zamanda lise, eğer burada okumak istiyorsanız 15-18 yaşındaki yaş insanların kabul ettiğini bilmenizde yarar var. Liseye başvurmadan önce birkaç bilmeniz gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi, not ortalamanızın en azından 3 olması gerekiyor. Ve dil sınavından en azından 60 almanız lazım. Ve aynı zamanda yurt dışında okumak istemeniz gerekiyor. Sadece yurt dışında okumak istemeniz yeterli değil. Çünkü buraya, liseye geldiğiniz zaman belirli ailenin evinde kalacaksınız. Ve onların bir bakıma çocuğu gibi olacaksınız. O yüzden bu döneme açık olmanız lazım. Eğer yurt dışına geldiğiniz zaman yurt dışına bir ailenin yanında kalmak istemiyorsanız yurtlarda kalabilirsiniz. Fakat benim size önerim bir ailenin yanında kalmanız. Ben de buraya geldiğim zaman bir ailenin yanında kalmıştım. Gerçekten o kültürü öğrenmek için güzel bir deneyim oluyor. Yurtlarda kalmak yerine bir ailenin yanında kalmanızı tercih etmeyin. Benden bu kadar. Kariyer Kılavuzu'nu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Umarım güzel zaman geçirmişsinizdir. Bir sonraki hafta yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.